Ellerine sağlık hayatım. Çok lezzetli olmuş. Afiyet olsun. Baba annem zaten çok lezzetli yapar. Evet. Yerim ben seni paşa oğlum. Hadi anneciğim ye bakalım. Hayırdır, kim ki bu sabah sabah? Dur bakalım, anlarız şimdi. Hadi anneciğim bitsin o tabaktakiler. Bak sonra babanız sizi parka götürecek. Eren, parka gideceğiz, duydun mu? Hadi bakalım ye oğlum. Al oğlum. Ekmek vereyim mi? Ay kusura bakmayın, rahatsız ettim bu saatte. Önemli değil. Buyurun. Şey, ben mahalleye yeni taşındım. Aksilik musluk bozuldu da. Buralarda bir tesisatçı var mı diye soracaktım. Bir sürü kapıyı çaldım, kimse açmadı. Uyuyorlardır. Tesisatçı var yan sokakta ama açık değildir. Malum. Bugün pazar. Hay Allah, ne yapacağım? Nesi var musluğun? Bilmem, açtım kapanmıyor. Sürekli akıyor. Conta gitmiştir muhtemelen. Siz bir baksanız, anlar mısınız bilmiyorum da. Biraz anlarım. Biraz bekleyin. Evde birkaç conta olması lazımdı. Sağ olun. Ay çok teşekkür ederim. Gülizar. Gülizar, ben komşuya kadar gidiyorum. Musluğu bozulmuş. İşte oldu. Ay size nasıl teşekkür etsem bilemedim. Çok zahmet oldu böyle size istirahat gününüzde. Ne zahmeti? Komşu komşunun külüne muhtaç demiş atalarımız. Bir yorgunluk kahvesi içirmeden dünyada bırakma. Yormayacaksam? O nasıl söz, zevkle yaparım. Buyurun mutfağa geçelim. Buyurun. Ah Murat, ah. Hani çocukları parka götürecektin? Hay Allah'ım. Baba. Babacığım. Babam geldi. Baba nerede kaldın? Babaanne parka gidecektik. Söz vermiştin. Hadi baba gidelim, ne olur gidelim. Aşk olsun Murat. Ya 5 dakika diye çıktın, kaç saat oldu? Niye bu kadar geç kaldın? Telefonun da kapalı. Uzatmayın ama. Çocuklar bir yandan, sen bir yandan. Bir nefes alalım ya. Hadi siz de yatın, doğru uykuya. Uğraşamayacağım şimdi. Bu saatte bu çocuklar neden uyanık? Sen şimdi onların uyumasını, uyanık kalmasını boş ver de niye azarladın çocukları? Park sözü veren sendin. Neyse, aç mısın? Hazırlayayım mı yemeğini? Aman aman. Gölge etmeyin, başka ihsan istemez. Aman. Murat Bey, günaydın. Günaydın. İşe mi? Evet, sen? Ben de. Otobüs durağına kadar birlikte yürüyeceğiz yani. Nereye kadar istersen. Koşarım bile. Nefret ediyorum yalnız yürümekten. Herkes yiyecekmiş gibi bakıyor, laf atıyorlar. Yürekleri varsa benim yanımda denesinler bakalım. Bu büyük laf işte. Hadi. Gördün mü, utanmıyorlardı hiç. Yazıklar olsun bana. Bak Gülizar'cığım, seni kız kardeşim gibi severim, bilirsin. Bilmez miyim Neriman? O yüzden seninle bir konuşalım dedik. Böyle çat kapı geldik ama Gülizar. Aşk olsun, aramızda teklif mi var? Çok sevindim. Kusura bakmayın, evde ne varsa onu çıkarttım. Bak güzelim, buraya gelin geldiğinden beri tanırım seni. Söylemeyeyim dedim ama içim hiç rahat değil. Şu yeni taşınan kadına dikkat et, olur mu? Murat da çok sıkı fıkılar son günlerde. Sana saygım büyüktür, bilirsin Neriman. Ama lütfen, bu konuyu konuşmak istemiyorum. Konuşmak zorundayız güzelim. Senin zarar görmeni istemeyiz. Biraz gözünü aç, mukayyet ol kocana sadece Gülizar.
Böyle kadınlar boşanmaya sebep olabilir Halimallah. Allah yazdıysa bozsun. Bak lafını duyunca bile tüylerim diken diken oluyor. Ben babasız büyüdüm. Ölürüm de çocuklarıma aynı acıyı yaşatmam. Allah korusun canım benim. Ama dikkatli ol diye. Erkekler çocuk gibidir. Maazallah hiç anlamazsın. Yoldan çıkıverirler. Murat çıkmaz. Gülizar, saf olma, akıllı ol. Murat kadına kapılmış bile bir kere. Her sabah el ele kol kola işe gidiyorlar. Murat yanlış bir şey yapıyorsa da hatasının farkına varır. Ya varmazsa sizi bırakıp gitmesini göze mi alacaksın? Murat öyle bir şey yapmaz. Öyle diyorsan öyledir herhalde. Hadi üzme kendini. Ne o? Uyumadın mı sen hala? Seni bekledim. Merak ettim. Anam mısın, dadım mısın? Niye merak ediyorsun? Çocuk muyum ben? Karınım. Tabii ki merak edeceğim seni. Çocuklar seni çok özlüyor. Evimizin direğisin. Her şeyimizsin. Çattık ya. Üstüme düşme. Boğma beni bu kadar. Biat edemeyecek miyim ben ya? Ama çocuklar çok mutsuz oluyor. Onların mutlulukları her şeyden önemli değil mi bizim için? Of ya. Vallahi huzur yok bana bu evde. Sürekli dır 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 dır. Sürekli dır dır. Ondan sonra Murat neden eve geç geliyor? Murat neden böyle aksileniyor? İşte bundan. Acısı da bol olmuş. Ellerine sağlık Gülizar. Afiyet olsun. Sen de yesene, öylece duruyor taban. Ben kahvaltıyı biraz fazla kaçırmışım. Afiyet olsun size. Bu ne ayol? Üzüntüden iyice süzüldün Gülizar. Böylesi hem çocuklar için hem senin için çok zararlı. Bence boşanmanız daha iyi, biliyor musun? Yapamam. Ben dayanırım ama çocuklarımın başını öne eğdirtemem. Murat fark edecek hatasını. Dönecek, göreceksiniz. Canım, seni hayal kırıklığına uğratmak istemem ama nasıl dönecek? Kadının evine iyice yerleşti. İkisinde de utanma yok ayol. Mahalleli ayıp olur bile diye düşünmüyorlar. Neticede bu mahallenin de bir şerefi var Gülizar. Ben çaylarınızı tazeleyeyim. baban geliyor. Eren, baban geliyor. Babam. Hadi eve gidelim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Gelsene. Hadi. Anneciğim. Anneciğim, biz geldik. Anne, anneciğim. Babamı gördük, komşu ablanın evine giriyordu. Babam fabrikada çalışıyor yavrum. Kaç kere söyledim size. Benzettiniz herhalde. Vallahi oydu anne. Babam da anne, ben de gördüm. Yemin etme öyle bakayım. Babanız gece vardiyasında çalışıyor. Sizin için çalışıyor. Benzettiniz. Şımarıklık yapmayın. Peki anne. Hadi bakayım. Şimdi üstünüzü çıkarıyorsunuz. Ellerinizi yıkıyorsunuz. Doğru banyo yapın. Ne işin var senin burada? Konuşmak istedim. İş zamanını mı buldun konuşacak? Murat, ne yapayım? Başka türlü göremiyorum ki seni. Ben zaten eve gelip konuşacağım senin. Bu akşam gel. Çocuklar seni çok özledi. Ya yine mi şikayet? Kurtulamayacak mıyım senin şikayetinden, dırdırından? Şikayet etmiyorum. Çocuklar çok özlediler seni. Onlarla biraz ilgilensin. Oldu. Anaları değil misin? İlgilen işte. Zaten işin başından aşkın. Sen biliyor musun, bu fabrikada gece gündüz para kazanmak için canım çıkıyor. Hanımefendi çocuklarına bile bakamıyor. Oh! Onların babalarına ihtiyaçları var Murat. Sana... Ya güzel. Dır yapma. Bıktım senin dırdırından ya. İşin başımdan aşkın. Uğraşamam şimdi seninle. Gülizar kızım, iyi günler. İyi günler Necati Bey. Vallahi kızım, pek iyi değil günler. Buyurmaz mısınız? Bir çay koyayım. Yok kızım, girmeyin. Kiramız gecikti de. Yıllardır bir gün bile aksatmadınız diye bunca zaman ses etmedim. Ama artık... Çok haklısınız. Mahcubuz size karşı. Bu aralar elimiz biraz darda. Söz, en kısa sürede ödeyeceğiz borcumuzu. Benim de bu evden başka bir gelirim yok ki kızım. Murat'ın durumu malum.
Bütün mahalle çalkalanıyor. Ya bir hale yola girin ya da boşaltın evimi. Anladım. Bir çözüm bulacağım. Hadi eyvallah. Gülizar Hanım, bir bakar mısınız? Buyurun, bir şey mi oldu? Yanlış bir şey mi yaptım? Yok bir şey, korkmayın. Avans istemişsin, patron tamam dedi. Buyurun. Sağ ol, Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Allah senden de razı olsun bacım. Hadi kolay gelsin. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Allah'ım. Ben babamla oynamayı daha çok seviyorum ama. Babanızın işleri bitsin, oynayacaksınız yine. Hep kandırıyorsun bizi. Gelmiyor işte. Ne öyle kandırıyorsun, mandırıyorsun? Babacın çok çalışıyor. Siz mutlu olun, rahat yaşayın diye. Babam sevmiyor artık bizi. Hiç sevmez olur mu oğlum? Hatta bir sır vereyim size. Eğer uslu olursanız babanız yaza ikinize de bisiklet alacak. Oley! Yaşasın! Hadi. Yaşasın! Şimdi hemen köftelerinizi yiyin bakayım. Buyurun. Oo, Gülizar Hanım. Buyurun, şöyle oturun. Beni istemişsiniz. Bir kusurum mu oldu? Yo yo. Aksine çok memnunum sizden. Ama bir şeyler duydum. Biz de sizden dinlemek istedim. Evde galiba sorunlar varmış. Çok şükür. Yok bir yaramazlık. Varmış, varmış. Bizim Asım anlattı. Nermin Hanım'ın akrabası. Biz burada aile gibiyizdir. Size yardım etmek istiyorum. Çok teşekkür ederim Necat Bey. Ama bana iş vererek zaten en büyük yardımı yaptınız. Gururlusunuz. Fevkalade bir şey bu. Ama size bir faydası dokunmaz. Her sorunu çözecek tek şey paradır. Lütfen şu parayı kabul edin. Kazandığım para bana yetiyor Necat Bey. İzninizle işime dönmeliyim. Babam geldi. Babam geldi. Baba hoş geldin. Yaşasın. Aslan parçalarım, canlarım benim. Baba seni çok özledik. Ben de sizi yavrularım, ben de sizi. Hoş geldin. Baba artık hiç gitmeyeceksin, değil mi? Dur bakalım, hemen değil. İşlerim var. Hadi bakalım, doğru yatağa. Ama gelip üstümüzü örteceksin, değil mi? Örteceğim tabii. Yaşasın! Hadi bakalım. Konuşmak istiyorum demiştin. Ben de seninle konuşmaya geldim. Gülizar. Efendim. Bu evlilik bitti. Ne demek bitti? Lafı uzatmanın gereği yok. Ben boşanmak istiyorum. Boşanmak mı? Çocuklarımızı babasız mı bırakmak istiyorsun? Ya niye babasız olsunlar? Babaları da anneleri de hayatta. Çocuklar, anneleri de babaları da hep yanlarında olsun isterler. Onların da eninde sonunda insanın her istediğinin olamayacağını öğrenmeleri lazım. Senin bu kadar duygusuz olabilmeni anlayamıyorum Murat. Ama ben boşanmayacağım. Çocuklarım için sonuna kadar savaşacağım. Gülizar. Savaşacak bir şey yok. Bitti bu iş. Amacım sana eziyet etmek değil. Ama babasızlığın acısının ne demek olduğunu ben biliyorum. Çocuklarımız daha çok küçükler Murat. Onlara yapma bunu. Çocuklarla ilgileneceğim. Merak etme. Ama ne yaparsan yap. Bu evliliği sürdüremezsin. Murat, Allah aşkına yapma. Altyazı M.K.
Gülizar. Gel. Beni istemişsiniz Necat Bey. Evet, acil yetişmesi gereken bir iş var. Bu akşam mesaiye kalmanız gerekiyor. Tabii kalırım efendim, müsaadenizle. Bam. Bam. Efendim. Alo. Nermin. Alo. Ne yapıyorsun? İyiyiz, iyiyiz. Çocuklar ne yapıyor, üzüyorlar mı? Oturuyorlar Gülizar, oturuyorlar. Beni hiç üzmediler. Ya Nermin, benim bu akşam mesaiye kalmam gerekiyor. Akşama kalabilir misin? Sen hiç merak etme Gülizar, aklın burada kalmasın. Tamam canım, hadi Allah kolaylık versin, iyi çalışmalar. Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Senden, senden. Gel. Necat Bey, atölyede kimse kalmadı. Ben tek başıma mı fazla mesai yapacağım? Tek başına olur mu canım? Ben varım ya işte. Gel otur hele karşıma. Oturun, oturun canım. Konuşacaklarım var sizinle. Şöyle biraz baş başa konuşalım dedim. Birbirimizi biraz yakından tanıyalım. Ne içersiniz? Bir şey içmem, teşekkür ederim. Birbirimizi tanımamıza da gerek yok. Ne iş yapmamı istiyorsanız söyleyin, yapayım. İş, iş, iş. Bırak şimdi işi canım, eğlenelim biraz. Ne diyorsunuz siz Necat Bey? Ben evli ve çocuklu bir kadınım. Utanın söylediklerinizden. Ya buna da iyilik yaramıyor ya. Anne bizi bırakmayın. Yavrum, oğlum, ne oldu? Ben buradayım oğlum, hiçbir yere gitmiyorum. Yavrum, sen yanıyorsun. Emir, Emir kalk anneciğim, hastaneye gidiyoruz. Gel anneciğim. Emir. Hadi bakalım paşam, geçmiş olsun. Az gelir misiniz? Neyi var doktor bey? Henüz bilemeyiz. Kan tahlilini bir görelim önce. Hemşire hanım kan alıyor. Ama tam zamanında getirmişsiniz. Ateşi 41'di. Of. Hastanede kalması gerekecek. Siz yanında olun ama kardeşini katiyen yanına sokmayın. Mikrobik bir şey olabilir. Onu hemen eve götürseniz iyi olur. Küçük saatlerce kendine gelemez daha. Peki kaç gün hastanede kalırız doktor bey? Teşhis koyana kadar bilemeyiz. Siz şimdilik bir gecelik oda parasıyla tahlil faturasını yatırın. Sonra bakarız. Yanımda hiç para yok. Evden nasıl fırladıysam hiç aklıma gelmedi. Acelesi yok. Gün içinde sonra yatırırsınız. Geçmiş olsun. Tamam, teşekkürler. Yavrum benim. Abi, buradayım. Korkma. Hadi Emir'cim, sana yumurtalı ekmek yaptım. Sen çok seversin. Afiyet olsun paşam. Hadi oğlum ye. Sen niye yemiyorsun Gülizar? Boğazımdan geçmiyor ki. Aa, üzülme artık. İyileşir çocuk o. Sen nasılsa yanındasın. Gözün arkada kalmasın. Ben paşama gözüm gibi bakarım. Bir yere gidersem de Neriman'a haber veririm, o ilgilenir. Sağ ol Nermin. Hepiniz sağ olun ama... Derdim bir iki değil ki. Hayrola? O iğrenç kadının evine gitmek zorundayım ben. Aa sakın ha. Ne muhatap olacaksın o kadınla? Başka çarem yok. Delirdi mi sen kızım? Aa tövbe tövbe. Murat'ı bulmam lazım.
Sabahın o saatinde panikle ilk gördüğüm hastaneye daldım. Ama özel hastane tabii ki. Parası aklıma bile gelmedi. Sen üzülme, ben sana başka bir iş bakıyorum zaten. Sağ ol Nermin. Senin bu iyiliğinin altından nasıl kalkacağım bilmiyorum. Ellerine sağlık Nermin teyze. Afiyet olsun paşam. Murat'ı çağırır mısınız? Konuşmam lazım, çok önemli. Yok evde. Emin misiniz? Bu saatte evden çıkmaz. Yalan mı söyleyeceğim be? Hem ben senin kocanın bekçisi miyim? Kadına o sahip çık kocana. Bakın oğlum hastalandı. Hastaneye kaldırdık. Lütfen Murat'a söyler misiniz? Mutlaka hastaneye gelsin. Çocuğunun ona ihtiyacı var. Baş üstüne hanımefendi. Babanın uşağı mı var burada be? Kadına bak ya. Sen de hiç utanma arlanma yok mu? Kendi bul kocanı söyle. Bana ne senin oğlundan? Lütfen yalvarırım. Küçücük bir yavrunun hayatı söz konusu. Lütfen babasına söyleyin. Kafamın tasını attırma. Defol git buradan, defol. Terbiyesiz kadına bak be. Bir de utanmadan kapıma gelmiş. Serumumuzu taktık, ayarımızı yaptık. Neyse ki ateşi düşürebildik. Şimdi epeyce uyur. Sonra kendine gelir. İnşallah tahlillerde, röntgenlerde bir şey çıkmaz. İnşallah. Oh Allah'ım, şükürler olsun, sen yardım ettin. Çok özür dilerim. Bu üzüntünüzün arasında ama muhasebeden bir ara vakit bulduğunuzda Vezne'ye uğrayabilir misiniz diye sordular da. Babası iş için şehir dışındaydı da ben haber verdim, yolda geliyor. Neredeyse burada olur. Tamam, ben muhasebeye söylerim. Teşekkürler. Merhaba. Merhaba. Nasıl bakalım bizim paşamız? Oo, çok iyi. Gözünüz aydın. Tahliller ve röntgen çok olumlu çıktı. Zatüreden çok korkmuştum. Ama sadece çok üşütmüş. 2-3 gün sonra ayağa kalkar. Allah'ıma çok şükür. Çok teşekkür ederim doktor bey. Ama bu gece de buradasınız. Tekrar geçmiş olsun. Çok teşekkürler. Duydun mu oğlum? İyileşmişiz biz. Zatüre değilmişiz. Oh Allah'ım, şükürler olsun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Gülizar'cığım. Geçmiş olsun. Allah şifalar versin. Teşekkürler. Geçmiş olsun canım. Sağ olun, ne zahmet ettin. Maşallah, maşallah. Raşit amca. Oğlum çok iyi. Buyurun, görünüyorsun. Oturun. Sağ ol kızım. Canım benim. Nesi varmış oğlumun bakalım? Feci üşütmüş. Doktor zatüreden korkmuş ama Allah'a şükürler olsun iyiymiş. Çok şükür. Çok şükür. Canım. Vay kerata, nasıl üşütmüş o kadar ya? Benim kabahatim. Çocuklar durmadılar. Dışarıya çıkmak istediler. Gerçi sıkı giydirdim ama... Bak kızım. Nirman Hanım'la Nermin kızımız başına gelenleri anlattılar. Bizler de zaten olanların farkındayız. Tabii çok korkmuş. Canım çok süzülmüş. Cesaretin. Dişi kuş misali yuvanı koruman. Çocuklarına sahip çıkman bizi çok gururlandırdı. Mahallemizde saygı vardır, sevgi vardır. Gönüllerimizde ahlaksızlığa, hayasızlığa yer yoktur. Senin gibi bir anneye hayranlığımız sonsuzdur. Sen bizim kızımızsın. Aramızda para topladık. Bu zor gününde kızımıza sahip çıkacağız. Lütfedip kabul edersen bizi çok mutlu edersin. Buyur. Ben size bu minnet borcumu nasıl öderim? Ödersin canım, ödersin. Düşmez kalkmaz bir Allah. Aynı mahallede oturdukça, aynı havayı soludukça bizim de bir gün tökezlediğimizi göreceksin. İnsanız sonuçta hepimiz. O zaman sen de bize yardım edersin. Baba. Canım benim. Sen kahvaltını bitir, ben de ilaçlarını getireyim. Teşekkür ederiz hemşire hanım. Ne demek? Al bakalım. Bunu da bitirelim. Hadi annem, sütünden de iç. Geliyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok korktum sana bir şey olacak diye. Korkma, artık iyileştim. Gülizar, benim bir işim var. Emir'i bırakıp gelebilir miyim? Tabii. Akşama gelir alırım, merak etme. Yok, artık burada kalabilir. Sen işlerine bak. Tamam.
Anne ne olur burada kalayım. Sizi çok özledim. Murat. Ya sen ne haysiyetsiz, ne şerefsiz bir adamsın yahu. Hadi anladık. İnsanlıktan nasibini almamışsın. Ama babalık duyguların da mı yok senin? Hiç mi sevmiyorsun çocuklarını Murat? Ne diyorsun sen be? Eren az daha ölüyordu. Kaç gündür hastanede, haberin var mı senin? Tınmıyorsun bile. Ne oldu oğluma? Gülizar niye haber vermedi? Haber vermedi mi? Gülizar bütün gururunu, haysiyetini ayaklar altına alıp o şerefsiz kadının evine bile geldi. Sırf sana haber versin diye. Daha ne yapmasını bekliyorsun Murat? Hoş geldin canım. Beni çok özledin galiba. Gülizar hiç buraya geldi mi? Sana da merhaba canım. Ben de seni çok özledim bütün gün. Soruma cevap ver. Gülizar hiç buraya geldi mi? Aman geldi. Duygu sömürüsü yaptı. Gurursuz kadın. Ne dedi? Seni geri almak için çocukları kullanacak aklı sıra. Yok çocuğa hastalanmış da, yok bilmem neymiş. Ya sen nasıl bir insansın ya? Neden bana söylemedin? Ne söyleyeceğim be salak? Seni geri almak için ne numaralara başvuruyor? Aklı sıra çocukları kullanacak. Kadındaki gurursuzluğa bak. Doğru konuş. Allah cezanı versin seni. Sen ne anlarsın gururdan, haysiyetten? Yo. Allah asıl beni kahretsin. Senin gibi birine uydum. Murat, ağzından çıkanı kulağın duysun. Tepemi attırma beni. Delirdin herhalde sen. Hayır, delirmedim. Aksine birden aklım başıma geldi. Murat, şu anda buradan gidersen bir daha asla dönemezsin. Dönmeye hiç niyetim yok. O iğrenç yüzünü görmek istemiyorum. Ama salak. Aa, hep yeniyorsun beni. Yenirim oğlum. Abiyim ben. Aa, babam geliyor. Canım oğlum benim. İyi misin? Babam benim. Baba gidecek misin yine? Baba hiç gitme olur mu? Gitmeyeceğim oğlum. Artık sizden hiç ayrılmayacağım. İyi o zaman. Madem baba burada, artık uyuyabilirsiniz. Saat çok geç oldu. Hadi Emir'ciğim, sen de kardeşinin yanına yatıyorsun. Bak doktor abilerden izin aldım. Yaşasın! Yaşasın! Gülizar. Beni affedebilecek misin? Bu akşam çocuklarımızı o kadar çok mutlu ettin ki. Lütfen. Yüzüğümü geri ver Gülizar. Artık ölene kadar bu parmaktan çıkmayacak Gülizar. Affet beni ne olur Gülizar. Önce bir evimize gidelim. Sonra da parka gideriz. Evimizi tamam özledin mi? Tamam. Evet. Siz burada biraz bekleyin, ben hemen geliyorum. Nereye gidiyorsun? Şu faturayı ödeyeyim. Ödedim dün ben. Nereden buldun parayı? Mahalleli kendi arasında para toplamış. Dün getirip verdiler. Allah'ım, çok utanıyorum. Ölmek istiyorum. Kahrolmana gerek yok. Her gün mahalleden kimin neye ihtiyacı var diye düşün. Kime nasıl yardım edebilirim diye araştır. Ben öyle yapacağım artık. Canımsın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.